Yani yolun bu tarafında olanlarla bu tarafında olanlar ayrı ayrı hesap edeceksiniz ki buradan bir boru döşenirken bunun parasını karşılasın. Maşallah. Maşallah. İyisiniz inşallah. Allah daha iyi etsin. Daha güzel günleriz. Hep beraber inşallah. Hem iş yapıyoruz, hem hasret gidiyoruz, hem dertleşiyoruz. Kıyak bir iş söyleyeyim size hepinize. Burada driftçiler var ya, arabalar yürüyor. Modifiyeler açtığının driftçiler. Onu yapacak, bana başkanım burada mi? Biraz şehrin meskun yerinde olmayacak, evlerin olduğu yer olmayacak. Oraya yapalım, 365 bin para basın. Bak 365 bin para basın. Anketlerde son durum nedir Ordu'da? Fevkalade güzel, çok güzel. Yani bir fark, ön çok var mı fark? Öyle gözüküyor. Bakalım dersleri bölmeyelim, hadi dersleri. Hadi nazar değmez. Hocam zaten. Hadi bakalım. İyisin inşallah. Allah dayımlar. Nasıl işleriniz? Hoş gördük. Hayırlı olsun. Sağ olun. Var mı bir arzunuz? Sizleri görmek. İnşallah. Şey daha güzel günler inşallah. Hep beraber. Hep beraber. Kolay gelsin. Sen de iyisin inşallah. Allah eklersin. Perşembe'de güzel bir hava var. Yatırımlarınızı anlatıyorsunuz. Vatandaşla kucaklaşıyorsunuz. Samimi ortamlarda da bulundunuz az önce. Hem ziyaretinizi sorayım önce ve saha çalışmalarınızı sorayım. Nasıl gidiyor? Fevkalade güzel geçiyor. Şu anda zaten Karadeniz'in en güzel yerlerinden bir tanesinde Mersin köyündeyiz. Perşembe'de. Burayı zaten çok güzel bir çekim merkezi haline getirdik. Ve güzel çalışmalar var. Hava da çok güzel. Halkın yaklaşımı da çok güzel. Onlarla hem samimi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kucaklaşıyoruz. Hem dertleşiyoruz. Hocam selamlar. Aleykümselam başkanım. Hoş geldin. Hamdun size de iyisin inşallah. Sağ ol, teşekkürler. Nasıl işleriniz? İyi, Allah şükür olsun. Allah sol kazanç versin. Vallahi ben enerjinize hayran oldum. Yani inanılmaz bir enerji ve herkesin derdini de not alıyorsunuz. Size teşekkürler var. Gezerken de daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarımla geziyoruz. Anında da herhangi bir sorunları varsa veya o anda herhangi bir istekleri varsa onları hemen yerine getiriyoruz. O işi orada bitiriyoruz, bağlıyoruz. O da güzel oluyor. Dolayısıyla hem iş yapıyoruz, hem hasret gideriyoruz, hem dertleşiyoruz, hem de çözüm üretiyoruz. Dolayısıyla bu güzel bir çalışma oluyor. Fevkalade güzel bir ilgi var. Zaten bunu da yakında inşallah 31 Mart akşamı görürüz diye ümit ediyorum. İşler iyi mi? Merhaba. Allah bol kazanç versin. Bir arzunuz olsa haberiniz olsun, olur mu? Tamam, daha güzel günlerde bol kazanç versin. İnşallah, amin. Biraz daha üretimi de artıralım. Biz de yardımcı olalım. İnşallah güzel şey yapalım, oldu mu? Sağda mesela dikkatimi çeken bir şey oldu bakalım. Dediler ki birisi, ya siz işte şöyle bir şey yapabilirsiniz. Siz dediniz ki hemen hallederiz onu. İşte ya başkaları reklamını yapıyor. Tabii. Dediniz siz de ki reklam yapmaya gerek yok. Seçersek seçimi. Oy alsanız da verseniz de vermeseniz de biz bunu yapacağız. Görevimiz dediniz. Zaten mesela burada da enteresan zaten bir tevazu var. Estağfurullah. Bunu da herhangi bir makam karşılığında yapmıyoruz. 50 senedir bu çalışmanın içindeyim. 94 yılından beri de, yani 30 yıldır da belediyecinin içindeyiz. İstanbul Büyükşehir'den beri, Cumhurbaşkanımızla birlikte. Şimdi de 5 yıllık dönemde önemli çalışmalar yaptık. Geri kalan kısmında inşallah nasip olursa bu ikinci 5 yılda yapacağız. Zaten memleket bizim, tecrübelerimiz var. Çok iyi ilişkilerimiz var Ankara'da, Cumhurbaşkanımızla, diğer bakanlarımızla. Halkın da yakın ilgisi var. Buradaki mühim olan şey, sonuç üretmek, mazeret, bahane, şikayet yok. İyisiniz inşallah. Allah daha iyi etsin, daha güzel günleriz. Hep beraber inşallah. Merhaba, sen de iyisin inşallah. Talebesiz oluşturacaksınız. Yani yolun bu tarafında olanlarla bu tarafı olanlar ayrı ayrı hesap edeceksiniz ki buradan bir boru döşenirken bunun parasını karşılasın yapılan iş. İlk 5 yılınızda başkanım neler yaptınız? Önce onu da bir anlatırsak, hatırlatırsak. Bir kere en uzun yollarına sahip bir il olduğu için
yola ağırlık verdik. Yol çok önemli. Hı hı. Suya ağırlık verdik. Hı hı. Onun dışında da mesela çöpten elektrik ürettik. Yani 40 yıllık vahşi çöplükler vardı. Bünyede, Patsa'da, Perşembe'de, hatta Ordu'da da Meretırma bölgesi öyleydi. Bunların hepsini topladık, elektrik üretiyoruz. Zaten bakanken yenilenebilir enerji yasasını çıkarttığımız için evet. Bu enerjiyi de uygulamaya geçirmiştik. Şimdi bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda turizm ağırlıklı çalışmalarda teknoloji ağırlıklı oldu. Yeni fabrikalar kuruyoruz. Yani fındığa katma değeri yüksek ürünlere çeviriyoruz. Bunların bir tanesi çikolata, diğeri aktif karbon. Hayvancılığa evet. Tarıma ağırlık verdik. Çünkü enerji güvenliğinden sonra önemli bir şey gıda güvenliği ve su güvenliği. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Ve biz Cumhurbaşkanımızın 8 maddelik ilkeler malzemesini evet. Yeni belediyeciliğimiz olarak ileri sunmuşlardı. O yaptığımız çalışmaları biz zaten 5 yıldır Büyükköy'de yaptığımızı gördük. Bunların içinde AFD dirençli kentler, yatay mimari, işte çevre çalışmalar, çevreyle ilgili çalışmalar, küresel ısınmaya karşı yapacağımız çalışmalar ve kendi kendine yeten şehirler, yani doğduğu yerde doyan bir kent olsun, bir il olsun istiyoruz. Bunun için de tarıma, hayvancılığa ve gıda güvenliğine önem veriyoruz. Selamünaleyküm. Sen nesin? Başkanım hoş geldin. Seni ziyaret ederim dedi. İyi misin? Ben gelecektim senin yanına, sen geldin. Yok yorma. Başkanım hoş Allah geldin. Nasıl işleriniz? Çok şükür abi. İyi, Allah bol kazanç versin. Yanlış olsa böyle bir şey yapalım. Öyle mi? Oo, gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Arka tarafı şöyle. Gel, gel. Nasılsınız? Aleykümselam. Allah razı olsun inşallah. Allah bol kazanç. Nasıl işleriniz? Çok şükür. İyi. Allah bol kazanç versin. Aleykümselam. Bu hayırlı kazançlar. Size de hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Bol kazançlar versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Bir şey olursa haberiniz olsun. Dün biraz erken geldiğimiz için vakit geçirdik. Ordu halkıyla da biraz hani ne vardır, ne beklentileri var gibi konuştuk. İki şey dikkatimi çekti. Bir, kaldığımız otel denize yakın bir yerde olduğu için yürüyüş ve bisiklet yolları dikkatimi çekti. Çok uzun sahil boyunca bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu vardı ki biz bunu İstanbul'da görmemiz çok mümkün olduğu şekilde değildi. Böyle bir yatırımınız olduğu dikkatimi çekti. İkincisi de sanırım bana dün bunu çorba içerken bir esnaf söyledi. Siz galiba manda, İşte bazı hayvanları falan ücretsiz olarak veriyor musunuz? Ne diyor musunuz ki? Üretelim, biz üretelim işte veya işte biz hayvancılığı yapalım, bizden çıksın. Sermaye içeride dönsün gibi bir anlayış varmış. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Yani dağıttığımız şeyi toplasak Türkiye'nin en büyük sürüsü olur. Hem koyun, hem manda, hem inek, keçi, keçiler dağıttık. Kaz dağıttık. Kaz dağıttık. Evet, kaz. Şu anda 35 milyon yumurta üretiyoruz. Evet. Türkiye'nin 900 AVM'sinde. Ordu yumurtası satılıyor. Fındıkla yumurta rekabet eder yumurta duruma geldi neredeyse yani. O zaman. Onun dışında yani çok önemli çünkü yani biz çok değişik şeyler üretiyoruz. Mesela siyez buğdayı. Evet. Çok önemli. Evet. Salep üretimiz var. Evet. Başkanım, merak geldiniz. Etme ben de öyleydim. Hoş geldiniz. Mühendislik böyledir. Tekrar hoş geldiniz. Var mı bir arzunuz? Sağ olun. Allah bol kazanç versin. Merhaba. Başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Allah bol kazanç versin. Allah nasıl işleriniz? Başkanım. Çok şükür. İyi, bir şey olsa haberimiz olsun yine olur mu? İnşallah. İyi günler diliyorum. Selam abi. Aleykümselam başkanım hoş geldiniz inşallah. Çok iyiyim, sen de iyisin inşallah. Ben de iyiyim. Allah daha iyisin. Hayırlısı. Daha güzel günler. Selam abi. Ne haber? İyi misin? İyi misin? Sağ ol. Usta. Ben söylüyorum. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. İyi misin? Allah razı olsun. Allah daha iyisin. Allah bol kazanç versin. İyisin, keyfin inşallah. Çok şükür. Hamdolsun. Var mı yardım? Arzumuz var. Başkanımı tamam. Başkanım bizim. Tamam. İnşallah. Hadi bakalım. Hep beraber çalışacağız. Hep beraber. Hadi. Maşallah. Turizmle ilgili şöyle yani küresel ısınma malum artık dünyadaki belediyeciliğin yönünü de çeviriyor. Siz de küresel ısınmadan bence esinlenmiş olacaksınız ki turizme çok büyük atak yapıyorsunuz. Evet. Mesela ben yamaç paraşütü noktası vardı Boztepe'de. Evet. Yine işte Yoroz'da seyir tepesi yapmışsınız. Evet. Fatsa'da bir kayalıktan ada oluşturmuşsunuz. Harika olmuş. Ücretsiz gidilip geliniyor. Hani orada turizmde yaptığınız atak yine liman çalışmanız vardı bildiğim kadarıyla. Yani, Kuruvezer Limanı. Ya şimdi şu işte şuranın güzelliğine bak. İşte biz şu anda denizin ortasındayız. Evet. Yani Şubat ayındayız.
ve üstelik de bu kadar güzel bir yer. Burası aynı zamanda bir turizm destinasyonu olabilecek. Bizim böyle sayısız yerimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Yani kuru bazı yerler gelmeye başladı. Limanlarımız çok güzel. 200'den fazla şelalemiz var. Bunların hepsi büyük avantajlar. Yaylalarımız var. Kış turizmi, deniz turizmi hepsi beraber. O için muhteşem bir yerin hakkını vermeye çalışıyoruz. Bak böyle vuruyor, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel, hadi bakalım. Birlikte efendim, birlikte. Tamam, hadi bakalım. Hadi maşallah. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. İşleriniz nasıl? Hoş geldiniz. Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Evet. Başkanım, şimdi evet, kış ayı. Evet. Hoş geldiniz Selman Bey, nasılsınız? Evet. İnşallah, inşallah. İyi. İnşallah, toparlanacak artık. İnşallah, inşallah. İnşallah. Efendim? Yeniliyor muyuz? Yeniliyor, yenilik yapıyoruz şu anda. Evet. Allah hayırlı Allah bol kazanç versin. Amin, sağ ol. Bizim de üstümüze bir şey düşerse haberim. Teşekkür ederim. Sanayiye ne zaman giriyorsunuz? Ne zaman istersen. %80'i bitti. Tamam. Duvarı yapıyoruz. Biliyorum. Allah razı olsun. Güzel taşı mesaj çıkıyor ortaya. Taşı verdiniz. Daha da iyi olacak. Allah razı olsun. Bir yerimiz olsa yine haberimiz olur. Ricamız olur. Tamam. Ama sanayiye bekliyoruz. Geleceğim. 105 ortağımız var. Ayarlasın gelelim. En az 1500 kişi olur demektir yani. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Anketlerde son durum nedir Ordu'da? Fevkalade güzel. Çok güzel. Yani bir fark, ön, çok var mı fark? Öyle gözüküyor. Gel bak, gel bak, gel. Gel bak, gel bak, gel bak. Gel bak. Al bak şunu. Al, bu araba senin. Bak gördün mü? Hadi bak. Ben geldim buraya davetten de. Şimdi şuradan itibaren mi? Evet, evet efendim. Bunu bir drone'la bir bak da. Drone'la tamam. Bakalım da. Tamam. He? Ben söyleyeyim. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Var mı bir şey, bir isteğin? Yok. He? İyi. Teşekkür ettim araba için. Teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Bizim vazifemiz. Tamam mı? Hadi. Bir şeyimiz haberimiz olsun. Kazandığınız takdirde yeni projeleriniz ve icraatlarınız ne? En azından öne çıkanları alabilir miyiz? Yani Allah nasip ederse burası özellikle Rusya, Ukrayna çünkü karşılıklı evet, savaşıyorlar. Yani buranın lojistiği Ordu'dan olacak. Evet. Çok önemli. Akdeniz-Karadeniz yolu diye iki yolu birleştirdik. Evet. Yani Ordu'dan Mersin'e giden bir hat var. Evet. Ayrıca Akkuş yolu, Ünye yolu da. Evet, evet, evet. Bağlanıyor. Bunların tabii ekonomiye katkısı olacak. Evet. İstihdama katkısı olacak. Hoş bulduk. Dur verelim gel. Gel bak. Demin arabayı aldı. Demin arabayı aldı. Öp bakayım adenin. Hadi bakayım. Hadi bakayım maşallah. Hadi bakayım sen de iyisin inşallah. Allah bol kazançlar. Nasıl işte? Allah razı olsun. İyi inşallah. Çok razı olsun. İyi dair. Hoş geldiniz. Sen de iyisin inşallah. Teşekkür ederim. Allah daha iyisin. Maşallah. Sen ne olacaksın büyüyünce? Pilot. He? Pilot. Ya. Baba tır şoförü, kendisi pilot. Evet, evet. Maşallah, hadi bakalım. Biri yerden, biri yukarıdan. Hadi bak. Merhaba Emre. Emre abi. Hadi bak. Merhaba maşallah. Emre abi, sana bir de selam veriyor arada. Merhaba Emre abi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi maşallah. Hadi bakalım, dersleri bölmeyelim. Hadi iyi derslere. Hadi nazar değmez. Yok. Hocam zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Maşallah. Gel bakalım. Allah'ın Allah nazardan sakın. Ateş başlasın. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Hadi selamlar. Ordu'da Perşembe'de bugün size tanıklık ettik çalışmalarınıza. Güzel de bir birliktelik var yani. Perşembe Belediye Başkanı adayı olarak Cihat Albayrak da genç bir siyasetçi olarak. Siz tecrübe ve gençlik. Ben kendim çok şanslıyım bu anlamda. Çünkü Sayın Bakanımız da bizim yollarımız kesiştiğinde evet. 2001 yılında partinin kurulduğundaydı. Ben o zaman gençlik kollarındaydım. O zaman Sayın Bakanımızın afişlerini dağıtıyordum. Broşürlerini dağıtıyordum. Yaklaşık 23 yıldır birlikte giden bir yolculuğumuz oldu. Daha sonrasında bürokrat olduk. Evet. Büyükşehir'de yaklaşık 4 yıl basın daire başkanlığı yaptım. Şimdi bu şansımızı inşallah Perşembe için daha güçlü kullanacağız. Çünkü Sayın Bakanımız Perşembe'yi çok seviyor. Gelir gelmez dokunduğu yerler var. Hoynat Adası yıllardır vardı ama onun güzel dokunuşlarıyla bölgede artık insanların akın ettiği yer oldu. Yasondaki evet, aynı şekilde. Gelir gelmez yanan bir çöp vardı, onu durdurdu. Evet. İnşallah Sayın Bakanımızla beraber, birlik beraberlik içerisinde küresel ısınmadan kaynaklanan bölgeye gelecek göçün, turizm göçünün inşallah bizler de destinasyon sayılarını artırarak hem tarımda hem turizmde inşallah Perşembe'yi daha güzel yere getireceğiz. O birliktelik çok önemli. Perşembe de çünkü turizm açısından çok güzel kesinlikle, bir yer. Yani denize Karadeniz, sıfır, evet, Karadeniz'in incilerinden biri. En güzel ilçesi. Evet. Hem hatır soralım dedim, hem bir ihtiyaç varsa, şey varsa, ne gerekiyorsa ona göre düzenleyelim. Daha güzel şartlarda iş yapalım. Hem de mutlu olun yani zaten yapacağımız şeyler. Buna göre yapalım. Sayın Bakanım, biz aday adaylı dönemimizden bu yana abilerimiz de, ilişkilerimiz zaten çok iyi. Sizin bir elinizin daha fazlasıyla Perşembe'de evet, olacağını kendilerine tabii, ifade ettik. Perşembe'yi ne kadar sevdiğinizi onlar tabii, zaten tabii, biliyor. Tabii. Hoynatından şeyine kadar, yasonuna kadar, şeyine kadar. Hepsi, şimdi burada öğretmen evi de, o da yapılacak.
şey yapılacak, Bona Oteli hikayesi var, onları yapacağız. Evet, konuşmuştuk bak, konuştuğumuz her şeyi bak, hiçbir şey söylemedim ben bakanımıza. Doğalgaz zaten geliyor. Konuştuğumuz ne varsa ben onun zaten yani düşüncelerini biliyorum. Başka, yani bambaşka bir şey olacak. Allah razı olsun, birlikte yok, tek başına yetmiyor. Yok, hani, nereden? O, sen yetiyorsun bize dedi de derim, tek başına yetmiyor. Bakın söyledim, 15 Haziran'da çocuklar nasıl karnelerini alıp eve koşuyorsa, örneği böyle veriyorum Sayın Bakanım. Yani sizin geçmişten siyasetini bildiğiniz için, takdir alan geliyor, baba bak ne aldım. Ne alacaksın? Ne alacaksın bana diyor. Bak Perşembe şu bakımdan da inşallah zaten iyi sonuç alırız da çok iyi sonuç alırsak Türkiye'de de ses getirsin. Nasıl olsa olacak inşallah. Böyle güzel bir şey olursa biz de zaten burası dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Daha güzel bir hale getiriyoruz zaten. Ya onu şey demeye gerek yok, yaparız oğlum zaten. Demeye gerek yok. Buna söylenecek şeyler değil. Kazanırsak vereceğiz, kazanmasak evet. Vermeyeceğiz gibi bir şey oluyor. Aynen. Öyle bir şey demek ki. Öyle bir şey demek gerek yok ki. Bunda da öyle değil, kazanırsak yaparız. Hayır, yani gerek yok ki ona. Seçim vaatleri arasında ne var? Ya şimdi ben buraya vaat etmedim, bir sürü şey yaptım geçen sefer. Hiç hesapta olmayan şeyler yapıldı. Öpüm yanakınızı. Var mı bir arzunuz? Nasılsınız efendim? Tamam dostum, serdeyesin inşallah. Çok şükür efendim. Var mı bir arzunuz? Canınızı sağ olun. Allah canınızı güzel sağ olun. Günler versin. Allah kolaylık versin diye. Bir arzunuz olsa haberiniz olsun. Sağ olun. Hayır, sağ olun. Maşallah. Maşallah. İyi ver bakayım. Dur bakayım. Sonra verelim. Sonra verelim. Gel. Daha sonra. Gel bak. Kızım. Evet, bak bak bak. Bak 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 bak. Ne istiyorsanız hepsini paylaşıp beraber yapalım. Kıyak bir söyleyeyim. Size hepinize. Burada driftçiler var ya. Arabalar. Modifiyeli araçların drift. Bak. Onu yapacak. Bana başkanım burada mi? Biraz şehrin meskun yerinde olmayacak. Evlerin olduğu yer olmayacak. Oraya yapalım. 365 bin para basın. He? He? Bak 365 bin para basın. Böyle bir düz yer var mı? 10-15 dönümlük bir yer lazım. Mesela burayı bir balık lokantası, bir turistik bir hale getirelim. Bak balığı yakalıyorsunuz, yakaladığınız balığı pişirin bir kısmını, tamam mı? Taze taze millet yesin, ondan da para kazanın, bir sürü millet ekmek yesin. Deniz, sizin, ördekler var. Sizin saat çalışmaları nasıl? Yani bugün size de ilgi çok yüksekti, onun için diyorum. Yani Perşembe bizim en yakın merkez oturumumuz, en yakın ilçemizdi. Ben yıllardan beri bölgeyle ilişkilerimiz yani. Çok iyi. Ve kapı kapı geziyoruz. Söz verdik çünkü. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman vurguluyor. Sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız diye söz verdik. 31 Mart sabahına kadar bu sözümüzü tutacağız ve inşallah yeni dönemde Sayın Bakanımızla beraber, hükümetimizle beraber güç hizmetleri ilçemize getireceğiz inşallah. O zaman gençlik ve tecrübenin buluşmasıyla evet. Ordu ve Perşembe daha da güçlenecek diyelim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz röportaj için de. Çok sağ olun. İnşallah sizi gene bekleriz. Her zaman. Çok inşallah. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Keyfiniz inşallah. Allah'a emanet. Siz de iyisiniz değil mi? Sağ olun. Keyfiniz inşallah. Ağır mı taşıyalım? Hayır, yok sağ olun. Allah'a emanet.